OptiRecord'a hoş geldiniz. Bu bölümün konuğu 33 yıllık bir gazeteci. Bu uğurda büyük bedeller ödedi ve ödemeye devam ediyor. Sevgili Mustafa Hoş bizimle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Ya herkes gibiyim aslında biraz. Daha çok böyle akıl ve beden sağlığını korumaya çalışıyoruz hepimiz gibi. Ya yani ben de öyleyim. Evet, hep birlikte hem pandemi hem ülkenin gerilimli gündemi yani hakikaten yani zor ayakta kaldığımız bir dönem yaşıyoruz aslında ama ayaktayız her şeye rağmen. Girişte 33 yılın verdiğinizi söylemiştim mesela. Doğru bir tanım değil mi? 33 yıl. Evet, yani 30 Evet. küsür böyle 20 yaş yaşlanışlarını düşününce sadece meslek hayatı 30'ların üstünde gelince biraz uzun bir zaman gibi geliyor ama öyle 80 aktif olarak işte yerel gazeteyi de sayarsak 87 80 86'dan beri devam ediyor. Ben de tam şeyi çıkaramadım şimdi hesabı O aslında. zaman Ama 34'e doğru ilerliyoruz. evet. Peki, yerel bir gazetede Zonguldak'ta başladınız bu mesleğe. Sonrasında çok önemli kanallarda görev yaptınız. İşte Günaydın Gazetesi'nde de çalıştınız aynı şekilde. Yöneticilik de yaptınız orada. Star TV, Kanal 6, TV8'in kuruculuğu, 24 kanalının işte kuruluş aşamasında yer aldınız yine. Tabii bu kanalların içinde son çalıştığınız MTV biraz daha fazla üzerinde konuşmamız gereken bir kanal galiba. Çünkü istifa ederek ayrıldınız oradan ve istifa etme gerekçeniz çok konuşuldu. Hala konuşuluyor. Konuşmamız da gereken bir konu. Biraz hem mesleğe başladığınız yıldan başlayarak ana akımı işte bıraktığınız zamana kadar hangi yollardan geçtiniz? Nasıl karşıladınız, bulduğunuzda, girdiğinizde nasıl bir sektör vardı önünüzde? Bıraktığınızda ana akımdan bahsediyorum. Bağımsız gazeteciliğe geçmeden önceki süreçte nasıl bir dönemde istifa edip bıraktınız? Şimdi yani bugünden baktığımda aslında ilk başladığım yerel gazete dahil ve sonrasını düşününce ütopya gibi. Hani ben gazeteciliğin gerçekten gazeteci olarak yapıldığı ve bunun heyecanının yaşandığı bir dönemde gazetecilik yaptım. Bu açıdan da aslında şanslıyım. Hani gazeteciliğin neyini seviyorsun diye Le Monde'un kurucusuydu galiba. Kamu meydanında aristokrat olarak dolaşmamı sağlayan bir meslektir demişti. Gerçekten de gazeteciliğin böyle bir tarafı vardı, bir karşılığı vardı, bulunduğu yerde, gittiği ortamda bir saygınlığı vardı. Yaptığı haberlerin siyaset açısından bir o dördüncü kuvvet olma gücünü ve kudretini gösterdiği bir dönemdi. O dönemlerde gazetecilik, ya bir de rekabeti de çok yüksekti tabii. Yani hani o rekabetin yüksek olması hep daha iyi, daha belgeli, bilgili habere zorluyordu ve böyle olunca da bunun karşılığı oluyordu. Hem ödül olarak hem yaptığınız iş olarak hem de bulunduğunuz kurumda. O günlere baktığım zaman bugünden çok kıyaslanır gibi değil. Hani çünkü ana akım medyası olmayan bir ülkede hiçbir şey dengede olmaz. Şimdi Türkiye tamamen bunu kaybettiği için hani bunun ne anlama geldiğini anlatması da zor. Çok küçük açabilir miyiz? Çok önemli bir cümle kurdunuz. Ana akımı olmayan, ana akım medyası olmayan bir ülke. Yani ne gibi, ne eksik olur? Yani ana akımı olmayan bir ülkede demokrasi olmaz. Hı. Yani hiçbir şekilde olmaz. İnsan haklarından söz edemezsin, hayvan haklarından söz edemezsin, kadın haklarından söz edemezsin. Doğanın kendi dengesini koruyan, ekolojik dengeyi koruyan bir şeyden söz edemezsin. Aslında bütün bunlara baktığında Türkiye'yi tarif ediyor gibi. Evet. Hani Türkiye'yi tarif ediyorum ama baktığında bütün otoriter sistemlerde de aynı şey vardır. Tek tip medya oluşturulur. Bu tek tip medya sadece iktidara yakın medya olması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda muhalefete yakın medyada. Yani baktığımız zaman bu ikisinin olduğu bir yerde her şey sorunludur. Yani çünkü ana akım aynı zamanda sadece medyanın dengesini sağlamaz. Ülkenin dengesini sağlayacak kadar da önemli bir yapıdır. Yani Türkiye bunu kaybetti. Haberin değerini kaybetti, muhabiri kaybetti. Hani zaten haberden kaçmak için muhabiri yok etmeniz lazımdı.
Yani sanılıyorlar ki işte genel yayın yönetmenlerini atayarak ya da işte hükümet komiserlerini daha önceden de cemaat komiserlerini atayarak medyayı aslında bir anlamda denetim altına aldılar. Bundan daha önemlisi muhabirleri yok ettiler. Yani şöyle masa başında bir medyaya zorladılar bu ülkeyi. Masa başındaki medyayı da kontrol etmesi kolaydır. Sokaktaki medyayı kontrol etmek zordur. Yani o yüzden muhabirleri yok ettiler ki sokağa ve sokağın kontrolünü ele geçirebilsinler diye. Ya birçok açıdan bakıldığında çok büyük yaralar almış bir meslek şimdi. Gerçekten haberin ne olduğunu anlatması da zor. Yani demeç haberin yerine geçti. Karşı görüş diye bir şey yok. Hani bütün bunlar aslında önemli sorunlar ama var olan ülkede bunları konuşacak, bunları tartışacak bir şey de elde edemiyoruz. Peki Mustafa Bey, hep konuşuyoruz ya, konuştuğumuz şey şu, bu böyle, bunu ben, yani hepimiz birçok bu mesleğin namusunu savunan gazeteciler olarak bunun arkasında işte AKP döneminde medyanın büyük bir yara aldığı, darbe aldı. Ama bu noktada bazı gazetecilerin de payı yok mu sizce? Yani mesela siz birçok şeyi bedel ödemek, birçok şeyi kaybetmek uğruna direnen ve daha zor bir hayat, mesleğinizi daha zor şartlar altında yapmayı seçen bir gazetecisiniz. Ama bunu seçmeyip sırf işte para için ya da koltuk derdi için, hani ev geçindirmek zorunda olanlardan bahsetmiyorum. Daha düşük ücretli çalışanlardan. İşte köşe yazarları, bazı yöneticiler. Bu insanların da payı yok mu medyanın bu hale gelmesinde sizce? Paydan öte suç ortağı. Yani suç ortağıdır. Türkiye'de bütün bu olan bitenin her şeyin suç ortağıdır. Eğer bir dönem yargılanacaksa bunun en önemli paydaşları da gazeteciler olmak zorunda. Başka türlü de zaten normal bir döneme dönüş olmaz. Yani sadece mesleğini satmadılar. Ülkesini sattılar bu insanlar. Bunun bedelini bir şekilde ödemeleri lazım. Hiçbir şey olmamış gibi hayat devam edebilir mi? Eğer böyle devam ederse zaten bunun adı gazetecilik olmayacak, başka bir şey olacak. Yani bu dönemin bir adı vardır. Bu adla ben çok net bir şekilde söylüyorum. Bu yavşaklaşma döneminin bedelini mutlaka ödemesi gerekiyor insanın. Yani bu çok böyle bizim mesleğimiz çok böyle sündürülecek, oraya buraya çekilecek bir meslek değildir. İlkeleri bellidir, ahlakı bellidir. Bütün bunlara uymayan kim varsa bunun hesabını verecek. Yani çok kolay oluyor şimdi hemen bir tane bir sözle bütün bir döneme aklayabilecek bir saçma bir döneme girdik. Yani böyle bir anda muhalif olabiliyor ve muhalif olunca geçmişte yapılan her şey unutulmuş olabiliyor. Çok saçma. Yani bu kadar kolay olmaz bu işler, geçişler. Yani bir suç ortaklığından bu kadar kolay kurtulamazsınız. Aynen. Hiçbir dönemde kurtulamazlar. Yani geçmişe baktığınızda, tarihe baktığınızda McCarthy dönemindekiler bu kadar kolay mı aklandı? Hitler, Mussolini dönemindekiler bu kadar kolay mı aklandı? Hani bu dönemde bu kadar kolay olmaması lazım. Çünkü gerçekten Türkiye'nin siyasetçiye başka bir şeyden daha çok gazeteciye ihtiyacı var. Kesinlikle. Yani gerçekten gazeteciler görevini yapmış olsaydı bu 20 yıl içerisinde bu cehennem olmayacaktı. Bu kadar nettir. Benim gördüğüm ve sürekli de söylediğim şey budur. Yani bu suç ortaklığıdır. Yani katkısı olmak, bilmem ne yapmak değil, suç ortaklığıdır. Çocuklara tecavüz edilirken suç ortaklığı yaptılar tarikat yurtlarında. Çocuklar diri diri yakılırken de suç ortaklığı yaptılar. Çocuklar trenlerde öldürülürken de suç ortaklığı yaptılar. Bakın bunları söylediğim içerisinde hani siyasi bir şeyi yüksek olan bir şeyden söz etmiyorum. Normal bir insan yaşam hakkının bu kadar korkunç bir şekilde yok edildiği bir dönemde bunun en önemli suç ortağı gazetecilerdir. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Şimdi hani diziler yapılıyor. Bu Netflix platformuna işte bir şeyler üretiliyor. Orada çok daha nitelikli işler falan söyleniyor. Bir senaryo var. Ya Aladağ'da çocuklar yakılırken hala çocukların yandığı yerde 35 kilo etin peşine düşmüş bir anlayışı desteklediler. Daha bundan korkunç bir şey olabilir mi? Bu insanlık büyük trajedisidir. Bizim yaşadığımız küçük şeyler değildir.
çok büyük insanlık trajedileri vardır ve bu insanlık trajedisinin de suç ortağı gazetecilerdir. Buna göz yuman kendini yazar sananlardır, aydın sananlardır, sinemacılardır, romancılardır, tiyatroculardır. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler sonra, öyle mi? Bu ahlaki değil. Buna kim sessiz kalıyorsa da onların suç ortaklığına ortaklık yapmış olacak ileride. En azından ben kendi adıma bu suç ortaklığının bir paydası, bir parçası olmayacağım. Ne olursa olsun. Başta da söylediğim gibi çok bedel ödediniz. Ödemeye devam ediyorsunuz. Hakkınızda bir sürü dava açıldı. Yakın bir tarihte de yine işte ifade vermeye gideceksiniz. Son yarın gideceğim. Yarın mı? Belli oldu galiba, değil mi? Günü? Evet. Biraz da anlatır mısınız? O dava konusu, soruşturma konusu neydi? Son kitabınız. O Türkiye'nin Panzehri Hafızadır kitabımda yazılan bölümde Bayraktar'la ilgili eskiden olan haberleri aktardım. Benim yaptığım bir yorum değil. Yani şöyle, bugün o haberler yapılamıyor. 7 yıl önceki haberleri bugün yapma şansı yok. Düşün, 7 yıl öncesini bile. Gazete haberlerini kitaba aktardığım için zan altında bırakmak diye bir suç uydurulmuş. Oysa zan altında bırakmak diye bir suç yok. Ama kendilerini herkes, iktidara yakın, saraya yakın herkes kendisini devlet gibi gördüğü için de kendi hükmünü, kendi kararını, kendi yargısını oluşturmaya çalışıyor. Öyle bir dönem. Yani devam eden benim 9 tane davam var şu anda aktif olarak eden. Yargıtay'da bekleyen 4 tane var ve 5 tane de soruşturma aşamasında olan var. Onlar da davaya dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyorum ama bütün bunların içerisinde canımı en çok yakan bu Denizli'de Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz edilmişti ve bu çocuk da tecavüz edildiğini yurt müdürü olarak bilinen kişiye söylüyor. Bu da üstünü kapatıp tecavüz edeni başka bir yere gönderiyor. Ve çocuk en sonunda intihar edeceğim diye okulda bir mektup yazıyor. Rehber öğretmen görünce ortaya çıktı ve tecavüz eden tutuklandı. Bu gizleyen saklayanı ben söylediğim için ben yargılanıyorum. O yargılanmıyor. Yani gerçekten akıl alır bir durum. Yani şöyle bir durum var baktığımızda, hani bütün bunlara baktığınızda sanki çok büyük işler yapıyormuş da çok büyük bedeller ödüyormuşuz gibi görünebiliyor ama sadece gazetecilik yapıyorsunuz. Basit bir gazetecilik yapıyorsunuz. Her şey o kadar kötü olduğu için sanki bunlar çok büyük şeymiş gibi görünmeye başlıyor. Sonuçta herkes bunları yapıyor olsa bu kadar rahat hareket etmeyecekler. Bu kadar çocuklara o tarikat yurtlarında tecavüz etmeyecekler. Yani şunu düşünüyorum hep, hala o tarikat yurtlarındaki çocuklar esir. Onların elinde bir esir ve kurtarılmayı bekliyorlar. Ama ne zaman ki bu bütün acayiplikler ortasında bir türlü fırsat o çocuklara gelmiyor. Evet, yani bir şey, insanın elinden bir şey gelmiyor olması da, hani insan istiyor ki gideyim onları oradan kurtarayım. Hakikaten vicdanlı olan biri. Ben de bir anneyim hani baktığınızda. Sizin de bir evladınız var. Biz gazeteciyiz ama her şeyden önce insanız. Vicdan sahibi insanlarız. O yüzden yani içinizde hissettiğiniz acıyı o paylaşıyorum. Aynı acıyı hissediyorum ben de. O vicdanla hareket ettiğinizi de yürekten inanıyorum. Dediniz ki ben ulvi bir şey yapmıyorum, gazetecilik yapıyorum. Ama işte gazetecilik bir lafınız daha var ya, sizin mesleğimi arıyorum dediğiniz istifa ederken. Evet, işi aramıyorum, mesleğimi arıyorum demiştim. Evet, öyle bir dönemde olduğumuz için hepimiz aslında bizimle birlikte böyle dik duracak gazeteciler arıyoruz belki de. O yüzden belki de şaşırıyoruz bir gazeteci dik durduğu zaman, yazdığı yazının ya da haberin arkasında durduğu zaman insanlar o yüzden şaşırıyorlar belki de Mustafa Bey. Öyle, yani şöyle bir durum da var. Gazeteciler aslında yalnız insanlardır. Yaptığı iş itibariyle biraz da öyle olması gerekir ama şimdiki bir dönemde daha fazla dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Çok başarılı genç gazeteci arkadaşları görüyorum, çabaladıklarını görüyorum sosyal medyada ama
çalışabilecekleri bir işleri yok. Bir yer yok. Yani bunun bir büyük bir sorun olarak görülmesi lazım. Var olan işte iktidara yakın yerde zaten çalışma şansları yok. Ama iktidarın dışındaki medyada iktidar eleştirdikleri ne varsa aslında oralarda da öyle yapılar oluşmaya başladı. Herkes kendi gettolarını oluşturmuş durumda, ama bu gettolarda da kendileri dışında farklı düşünen hiç kimseye yer yok. Bunun değişmesi lazım. Yani o genç gazeteci arkadaşlarımızın daha fazla kendini geliştirebileceği bir yerlere ihtiyaç var. İşte bunun içinde en önemli yer iktidara ya da muhalefete yakın medya yerine ana akım medyanın bir zeminini oluşturmak ve böyle yerler yapmaya çalışmak. Ben denedim birkaç sefer, başarılı olamadım. Tekrar bunu bir kez daha denemeyi de düşünüyorum. Yani bu olana kadar da... Yani benim tanıdığım Mustafa Hoş, uzaktan tanıdığım Mustafa Hoş vazgeçmez diye düşünüyorum ben. Çok üzülmüşüm. Yok, hiç öyle vazgeçmek gibi bir niyetim yok. Gerçekten de böyle bir... Var mı hazırlık peki yeni bir oluşum? Hayır, şu anda hiçbir şey yok. Yani var olan medya düzeninden çok rahatsızım. Hem iktidar hem muhalefetin oluşturduğu medya düzeninden çok rahatsızım. Özellikle muhalefetin oluşturduğu medya düzenini daha sert eleştirmeye de devam edeceğim. Muhalefetin oluşturduğu medya düzeni, yani AKP'nin oluşturduğunu hep konuşuyoruz ve biliyoruz zaten de. Orayı biraz irdelemek isterim. En çok sizi ne rahatsız ediyor muhalefetin oluşturduğu medyada? Şöyle, ya siyasetle gazetecilik yan yana yürüyecek bir iş değildir. İkisinin çok kesin bir şekilde çizgilerle ayrılması gerekiyor. Ama iktidara ya da var olan hakim güce yakın olmak medya kötü, muhalefete yakın gazeteci olmak iyiymiş gibi bir algı var. Bu da yanlış. Ona kadar yanlışsa bu da yanlıştır. Çünkü siyaset gazeteciliği zedeler. Gazeteciliği bozar. Yani bir yere yakın olarak, siyasi olarak kendinizi orada ifade ettikten sonra gazetecilik yapmanız zorlaşır. Çünkü oranın çıkarlarını korumaya başlarsınız. Bu da gazeteciliğin evrensel bütün değerlerine aykırıdır. Ya bunun normalleşmesine bir kere karşı çıkmamız lazım. Gazeteciliğin işi siyaset değildir. Biz siyaseti olarak bakmayız. Bir haber neye yarar, yaramaz bunun ölçmez, bunun hesap etmez gazeteci. Yani bu açıdan önemlidir. Evet, bir de şu var Mustafa Bey, mesela atıyorum eleştirel bir gazetecisiniz, ama halkın, işte muhalefeti destekleyen halkın bir bölümü sizin muhalefete yakın bir gazeteci gibi davranmanızı istiyor. Yani şöyle örnek vereceğim, atıyorum o kesimin zıt görüşündeki bir ismi ya da İşte bence çok önemliydi geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü bu pudra şekeriyle gündeme gelen Kürşat Ayrı. Evet, yayına çıkarmıştı. Çok önemli bir gazetecilik örneğiydi mesela. Çünkü biz gazeteciyiz, herkesle konuşuruz yani, hani biz ayırt etmeden. Ama mesela insanlar böyle şeyler görmek istemiyorlar ve gördüklerinde direkt sizi aman onunla niye konuşuyorsun vay efendim. Yani halk da garip bir noktaya gelmiş durumda. Çok çok böyle keskin şeyleri var. İşte onu siyasetçiye yap, onu siyaset yapsınlar. Gazetecinin işi o değil. Yani oradaki olan, var olan gerçeği sorgulamak, o kişiyle konuşmak, kim olursa olsun onu ortaya koymak gerekir. Bu çok normal olan bir şey. Sanki bu da büyük bir sorunmuş gibi. Bak geçen böyle sizin yazdığınız bir Twitter retweetlemiştim bu Berna Naçin'le ilgili. Çok konuşulmadı. Bir de yanlış yerden konuşuldu. Mesela niye 212'ye sahip olduğu falan başka bir tartışma. Tamam mı? Bu konuşulur. Ama orada asıl konuşulması gereken, bir gazeteci gibi gazeteciyseniz, o kartı aldıysanız, ki ben hayatımda hiçbir zaman o kartı almadım, başvurum bile yoktur, hala yok. Ama o kartı aldıysanız kendinizi gazeteci olarak ifade ediyorsunuzdur. Bunu, kartı almak onun haklarından yararlanmak değildir. Etik ve ilkeler üzerine de o gazeteciliği sürdürmek zorundasınız. Yani şunu söylüyorum, Berna Laçin bir gazeteci olarak bu haklardan yararlanıyorsa belediyelerle iş yapamaz. Reklamlarda oynayamaz. Ticari bir ilişki kuramaz.
Yani Mesela bu tarafın... soruyu hangi maksatla sorduğumu anlayabilmiş bir meslektaşım. Ben o konuyla ilgili çok üzgünüm. Şundan dolayı lafınızı böldüm. Çok özür dilerim. Rica ederim, Ben rica ederim. biraz gergin olduğum bir konu oldu. Yok yok, bu önemli bir Bundan konuydu. Doğru tartışılamadı. Yani evet, ben bir türlü kendimi anlat... Hatta Journal'a yazı yazdım artık, gidip bununla alakalı anlatabilmek için derdimi. İnsanlar benim derdimi bir önce aşı olduğunu zannettiler. İki, vay efendim bana niye vermediler de Kart Bernadette'ine verdiler. İşte bir kıskançlık olarak algılayan, bayağı linç edildim. Ama asıl amacım şuydu. Birincisi, yani siz benden daha deneyimli bir gazetecisiniz, daha iyi bilirsiniz. Gazetecilikle alakası olmayan tonlarca insana basın kartı verildi bu ülkede. Verilmeye devam ediyor. Özellikle yerel gazetelerde. Bu tür suistimaller var. İkincisi ve çok önemli sizin söylediğiniz şey... Bir, yani gazeteci diye kime deriz? Biz asıl geçim kaynağı gazetecilik olan ve aktif olarak o mesleğini devam ettiren kişiye deriz. Eğer bir kişi, ben işte hak ederek aldım, bu benim basın kartım, ben o basın kartı sayesinde gidip eşi oldum diyorsa, bize bu kartı ve başka bir meslek yapıyorsa, başka bir meslekten para kazanıyorsa, bunu da ulu orta yere yazıyorsa, bunu açıklaması gerekir. Yani doğal olarak ben bu soruyu ona sorarım bir gazeteci olarak. Yani biz seni oyuncu olarak biliyorduk. Gazeteciymişsin, lütfen açıklar mısın? Nasıl gazeteci oldun diye. Sorarım yani haklı olarak. Yani ki ben hiçbir şekilde cevap alamadım bununla ilgili hala. Hala cevap veriyorum. Ben mesela bilmiyordum gazeteci olduğunu. Yani o yanıtla öğrendim. Yani bilmiyordum. Olabilir, bizim eksikliğimizdir, görmemişizdir, etmişizdir. Ben o tarafıyla da ilgilenmiyorum. Evet, koşullar sağlanmıştır. Orada basın kartı almasını sağlayacak sigortası 212'den yatırılmıştır, olmuştur. Ama gazeteci gibi yaşamak zorundasınız. Gazetecilik o haklarından yararlanacak bir şey değildir. Bakın, o zaman bütün eleştirdiğiniz insanların hepsinin hayatı temize çıkar. 4 maaş niye alıyorsun diyemezsin. Aynen. Ya da gazetecilik yapıp iktidarı destekleyen ya da ona yalakalık yapan insanları eleştiremezsiniz. Yani gazeteci gibi yaşamak zorundasınız. Gazetecilik, hani böyle ben istediğim zaman gazeteci olurum, istediğim zaman başka bir şey olurum, bir meslek değildir. İşte ben her önüne geleni yapıp... O kadar itibarsızlaştırdılar ki bu mesleği. Yani orada inanır mısınız, gazetecilerden ben birçok gazeteciden eleştiri aldım. Yani onların hakkını ben, ya ben kart falan da istemiyorum. Yani hakikaten benim öyle bir derdim yok. Çünkü ben hani karta ihtiyacı olan bir gazeteci değilim. Çünkü sahada değilim. Ben medya haberi yapıyorum. Yani basın kartının bana bir faydası yok şu an. Sahada bir işime yaramayacak. Benim derdim medya çalışanların haklarını savunmak. Yani ben o meslektaşımın hakkını savunmak için kendimi ortaya attım. Biliyorsunuz 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü kutlayamadık yine her yıl olduğu gibi. Bir puan gerilemişiz ama bu bizim için bir övünç kaynağı değil. Çünkü 153. sırada 180 ülke arasında dünyada. Basın Özgürlüğü Haftası'ndayız ve bence siz de Türkiye'de bu anlamda örnek isimlerden birisiniz. Çünkü mücadele ediyorsunuz mesleğinizi yapabilmek için. Sizin NTV'den istifa ettiğiniz süreci konuşmak istiyorum. Ama bu süreci konuşurken defalarca anlattınız. Çok önemli. İşte başsavcı ablukada başlığından dolayı bir kriz yaşandı. Onu özetlemenizi rica edeceğim. Ama sadece bunu değil, çünkü o dönem Fethullah Gülen cemaat örgütlenmesi ve AKP'nin kol kola medyanın üzerinde bir kıskaç oluşturduğu bir dönemdi. Başka neler yaşadınız o dönemde? Konuşulmayan şeyler var mı gündeme gelmeyen? Onları da biraz irdelemek istiyorum. Yani 2009'un sonu 2010'un başındaydı. Erzincan'da bir operasyon yapıldı. Ergenekon adı altında ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Ciyaner'in hem evinde hem de iş yerine bir operasyon yapıldı ki ülke tarihinde de ilk bu operasyon, bir savcının hem evine hem de adliyedeki makamına operasyon yapılması ve orada asıl yapılmak istenenin ne olduğunu da biliyordum ben. Çünkü İlhan Ciyaner hem İsmaila tarikatını hem de Fethullah Gülen tarikatı üzerine bir araştırma, bir soruşturma yürütüyordu. İsmaila'cılar Törer
terör örgütü kapsamına alınarak kurtarıldı. Yani terör örgütü kapsamına alındığında soruşturmayı özel yetkili savcılar yürütüyordu. Ama Fethullahçılar terörle yan yana kendilerini gösterilmesini engellemek için İlhan Cihaner'i durdurma yolunu seçtiler. Devletin bütün gücünü kullanarak ve bir operasyon yaptılar. Bunun zaten böyle olduğu da artık yıllar sonra ortaya çıktığı için o dönemde de bu gerçeği ortaya koymak adına operasyonun anlamını belirtmek için ben de başsavcıya abluka diye bir başlık kullanmıştım. Ve bu başlıktan dolayı da hem AKP'nin hem Fethullahçıların çok büyük bir tepkisine neden oldu. Bu tepkiyi ve baskıyı da medya tarihinde çok az görülür bir şekilde de saatlerce sürdü. 12-1 falandı sanırım. Akşam ben saat 7'de çıkana kadar da bu baskıyı sürdürdüler. Benim bir doktor randevum olduğu için NTV'den çıkmak zorunda kaldım. Çıkınca da rejiye baskın yapıp, yani reji ele geçirip başlığı değiştirdiler. Hani şöyle bir başlıkla bir olayı aktardığınızda anlık olarak aktarır, sonra devam ettirmezsiniz ya da başka bir gelişmesiyle verirsiniz. Ama o anı iyi anlattığı için ben başlıktan vazgeçilmesine müdahale edildiği için, sansürlendiği için o başlıkta ısrar et. Yani yoksa 6 saat, 5 saat tek bir başlığı niye tutarsınız bir yerde? Değiştirirsiniz, başka içeriğini, yeni gelişmesini aktarırsınız. O başlığın anlamı şuradaydı. Bir sansürlenme ve oradaki benim bildiğim, ki muhabirle takip ettiğimiz bir olayı hayır başka şekilde diye verilmesini sağlamak. Yani manipüle edilmesine aracılık edilecekti. Bunu engellemek için o başlıkta ısrar ettim ve zaten akşam işte belli bir o doktor randevusuna da gitmek zorundaydım. Hani ben gidene kadar orası o şekilde basılıp değiştirilemezdi. Çünkü ona karşı koyardı. Yani bunu biliyorsunuz, bunun bilincindesiniz. Gözünüz arkada kalmıştır diye düşünüyorum. Öyle, hayır. Zaten orada devam etseydim de ben artık ertesi gün olmayacaktım orada. Bırakırdım yine. Yani çünkü orası şöyle, hani haber merkezlerinin kendine ait bir özel mahrem yeridir. Evet. Oraya kimse giremez. Patronu dahil, bilmem neyi dahil. Gazeteci dışında insanlar oraya giremez, oraya müdahale edemez. Bunu çok aleni yapıldığı için o saate kadar o haber merkezine girişi ya da başlığın değiştirilmesini engelledim. Ama zaten bir gün sonra Bülent Arınç haber merkezine girdi NTV'ye ve orada şeyi söyledi. İlk defa işte şimdi hoş bir haber merkezi olmuş diye. Evet. Ve bütün orada kalkıp NTV'yi ona dar etselerdi bugün başka bir medya olurdu. Ya da ben o başsavcıya abluka başlığını attığımda tek bir yerden bile destek gelmedi. Ben NTV yönetiyordum o dönemde. Yani oranın... NTV'de vardı değil mi o başlık? Başka hiç evet. Kullanmadım. Eğer diğer kanallar da aynı başlığı atmış olsaydı bugün çok farklı bir Türkiye olacaktı. Bu kadar önemlidir. Medyada bu kadar kolay teslim olmayacaktı. Herkes o başlıktan kaçarak aslında beni daha fazla yalnızlaştırarak kendilerini kurtardılar. Onlar ceplerini doldurdular ama ülkede gazetecilik bitti. Yani meslek onuru yerine parayı seçtiler. O dönem çok önemli haber kanallarından biriydi. Türkiye'nin en büyük haber kanalı. Yani NTV'nin bir yerde canlı yayın arabası varsa bir başka kanal oradan arabasını çekemez. Yani o derece her şeyi belirleyebilecek kadar önemli, etkin, güçlü bir haber kanalıydı. Hani o dönemdeki şöyle bir tavırdan da var. Yani o teslim olmayı kendiliğinden seçti. O dönemde bulunan bütün televizyondaki yöneticiler için söylüyorum. Bugün birçoğu kendini muhalif gibi görüyor. O dönemde olan herkes kendi bilerek teslim oldular. İşini daha bir gün daha devam ettirmek, o parayı birkaç ay daha, birkaç yıl daha almak için. Yani orada bir tavır sadece Mustafa Hoş'un bir tavrı değildi ki, bir habere, bir haber merkezine müdahaleye karşı durmak. Evet. Peki başka bir baskıyla karşılaşmış mıydınız o olaydan önce? Birçok olmuştu, tehditler olmuştu. İşte bu şimdi gündeme geldiğinde bu Turgutlu'daki nikel madenciliğin sahipleri tehdit etmişti, bir baskı yapmaya kalkışmıştı. Yani şöyle, haber merkezleri bizim kişisel egolarımızı tatmin yeri değildir. Yani birçok baskı gelmiş, önemli olan baskı gelmesi değil, baskı karşısında ne yapıldı, nasıl tavır gösterildi? Doğru.
Peki o olan... Her dönem vardı. Sadece AKP dönemi değil ki, daha önce de çok baskı vardı. 12 Eylül hemen sonrasında başlamıştım ben işte gazeteciye. 12 Eylül'ün etkileri sürüyordu. Daha sonraki dönemlerde de ama hiçbir zaman bu kadar küstahça ve bir şekilde gazetecilik siyaset tarafından ele geçirilememişti. Şimdi gazeteciliği değil, siyaset yapılıyor. Yani o yüzden de bütün bu olan biten her şeyde çok büyük katkıları vardır. Bu döneme işte el veren, destek veren ya da susan. Yani destek vermesi gerekmiyor. Susan da aynı şekilde destek veren kadar da sorumludur. Yani biz gazeteciliği ne kadar fazla yüceltebilirsek, gazeteciliği gerçekten yapabilirsek ülkeye de çok fazla hizmet etmiş oluruz.